Aslında deniz anıları geçen yazdan bu yana var Mersin Körfezi'nde ama yoğunlaştığı dönem Ocak, Mart ve Nisan ayları arası. Çok yoğun bir şekilde deniz anası popülasyonu gördük. Sevindirici haber şu ki biz deniz analarının turizme etkisi yönünden inceliyorduk, izliyorduk daha doğrusu Mersin Körfezi'nde. Sevindirici haber şu ki deniz anılarının yoğunluğunda çok ciddi bir düşüş var. Birkaç nokta hariç deniz anıları şu anda Körfez'de bulunmuyor. Aslında yani Mart-Nisan ayları içerisinde, özellikle Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde Körfez'in tamamını kaplamıştı deniz anaları. Bu özellikle Ripollema nomadica dediğimiz Kızıldeniz kökenli olan deniz anası türü çok yoğun bir şekilde bulunuyordu. Tabi bunun popülasyonun düşmesinde karettalarda yumurtlamak için bu dönemde sahillere gelmeye başlıyor. Ana besinlerinden biri de bu deniz anaları. Biz karettaların bu popülasyon düşmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında sahillere çok ciddi oranda ölü deniz anası vurdu. Bunlar da popülasyonu azalttı. Ama ana motor gücün akıntı sistemleriyle deniz analarının büyük popülasyonunun Körfez'den çıktığını düşünüyoruz. İnsanlar şu anda denize girmemesi için hiçbir neden yok. Herhangi bir sahilde deniz anası riski yok. Tamamen bitmesi Haziran'ı bulur ama şu anda özellikle denize girilecek kısımlarda herhangi bir deniz anası popülasyonu yok.